Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. 7-4 ve 7. sahnenin tamamının ödülleri sızdırıldı arkadaşlar. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ödüller şekilde gördüğünüz gibi sızdırıldı. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama bu tarz sızdırılan veriler genelde doğru çıkar arkadaşlar. Genelde doğru çıkar ve cuk diye de oturur. Önce bir bakalım ödüller nelermiş. Daha sonra da üzerine birazcık bıdı bıdı yapalım arkadaşlar. Analiz yapalım. Neler olacak? Evvela yukarıya bakalım. Yukarı kısım 7. sahne 4. bölümle alakalı. 7-4 tek tur ve 7-4 %100 ödüllerine bakıyoruz. 7-4 tek tur ödülleri yine kötü arkadaşlar. Yani bir öncekiler gibi çok ekstra bir durum yok açıkçası. Yine birazcık S5'ler var. Sanıyorum bu ikinci olan da S5 olacak. Genel bir R2 atma taşı 20 tane. Random 6 yıldız özgünlük taşı 20.000 parça 6 yıldız ve 1500 parça 5 yıldız. Bu tek tur %100 yaptığınızda 6750 alfa 3 14.000 parça T6 veriyor. Yine sanıyorum burada %25'likten 4 tane S5 koymuşlar. 2 tane 6 yıldız Nexus, 30 tane genel özgünlük taşı ve 2 milyon altın. Eğer buysa gerçekten çok kötü. Yani iğrenç ötesi ödülleri var arkadaşlar. 7-4'ün, ya kusura bakmayın da bu ödüllerin çok daha iyisini 2000-3000 krediye biz ya tekliflerle falan da gördük yani. Bu en son gelen mağaza teklifi bile bundan çok çok daha güzeldi. İnşallah böyle iğrenç bir şey değildir arkadaşlar. Bu hakikaten çok kötü. Ama tabii ki asıl mevzu 7. sahneye %100 yapma ödülleri. Oraya biraz da bakalım. 7. sahneye mesela şu aşağı kafa tarafa bakıyorum. Tek tur attığımızda bir tane 6 yıldız R2 taşı, bir tane 6 yıldız R3 taşı, bir tane random 6 yıldız cevher uyandırma, bir tane 6 yıldız Nexus, 50 tane de arkadaşlar 6 yıldız genel cevher uyandırma ki çok kötü. Yani koskoca 7. sahnenin tamamını oynuyoruz. Her bölümünü tek tur bitiriyoruz ve böyle kötü ödül veriyor ve hala 6 yıldız Nexus'lardan falan gitmek gibi bir sevdaları varsa bu sevdalar boşuna isimli türküyü armağan edebiliriz. Yani %100'e geldiğimiz zaman tamam %100'ü birazcık böyle içimizi tatmıyor ama benim çok doldurmadı arkadaşlar. Tamam güzel ama dediğim gibi beni doldurmadı. Yani 6 yıldız R3 ve 6 yıldız R4. Yani istediğiniz bir 6 yıldızı direkt R4'e çıkartabileceksiniz. Yani ikinci bir R4 bu şekilde gelmiş olacak arkadaşlar. Yine istediğiniz herhangi bir 6 yıldıza direkt genel cevher uyandırma basabileceksiniz. Ve 120 taş da burada var. 50 de burada var. 170 taş yapıyor. Yine buradaki bu şuradakiyle beraber de yani 7-4'ün 100'ü ile beraber toplamda 200 tane de genel özgünlük taşı olmuş oluyor. Buradan da şu sonuç ortaya çıkabilir. İstediğiniz bir 6 yıldızı bakın R1, R2 atabilirsiniz, R3 atabilirsiniz, R4 atabilirsiniz. Cevher uyandırıp 200 kopya çıkartabilirsiniz diyor arkadaşlar. Bu ödüller bana kısmi olarak hediye gönderme etkinliğinin ödüllerini hatırlattı. Biliyorsunuz orada da aşama ödüllerinin yukarısında yine bu tarz ödüller vardır. İşte R2 atma, R3 atma, R4 atma, 6 yıldız cevherlendirme, 200 taş birden falan filan vardı. Yine arkadaşlar bunlarla beraber de bir 6 yıldızı direkt R4 atıp 200 kopya çıkartabilecek imkanlara sahip olabileceğiz. Dediğim gibi yani 700-100 yapma belki iyidir ki dediğim gibi yine içime sinmedi. Yani şu 6 yıldız Nexus'lar ve S5'ler falan böyle çok içime sinmiyor. Beni aa ne kadar güzel diye coşturmuyor. Ama yine şöyle bir şeyler de vardır mutlaka. Bu 7. sahnenin içerisinden bahsediyorum. 7-4'ten bahsediyorum. Yine yollar üzerinde de arkadaşlar ödüller vardır. T5'ler, Alfa 2'ler, 6 yıldızlar, altınlar falanlar filanlar. Yine mutlaka yol içinde de vardır. Şimdilik sızdırılan veri bu. Yani dediğim gibi alt taraf fena değil. Yani bir R4 atma mevzusu var. Direkt R1'den R4'e çıkartabiliyorsunuz. Genel cevher uyandırmaydı falandı filandı. Zaten bunların devamı yani 8. sahne ile beraber artık R5'ler ve 7 yıldızlara göz kırpmaya başlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben yani fena değil. %100 fena değil ama 7-4 tamamlama ödülleri de bu kadar da hiç edilmemeliydi ya. Bu kadar da içinden geçilmemeliydi. Yani mahvetmişler abi. 7-7-4'ün ödülleri yine sıçık. Yani biraz daha güzel ödül verebilirlerdi. %100 de Allah bereket versin. Yani en azından ikinci R4'lerde garanti bir şekilde gelecek. Daha önce de söylemiştim sizlere arkadaşlar.
Büyük Nisan'a hazırlıklı olun demiştik. Çünkü sadece bu gelmeyecek. Aynı zamanda başka teklifler falan filan da gelecek. O teklifleri de hazırlıklı olmak lazım. O yüzden de bolca kredilerinizi biriktirin. Sadakatlerinizi, rozetlerinizi falan biriktirin arkadaşlar. Boşuna çok böyle hunharca harcama yapmayın. Yani bir iki tane gösteriş yapacaksınız veyahut da bir iki küçük faydalı eşya alacaksınız diye kredilerinizden olmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Oyunda her zaman için arenadan sonra en önemli yer arkadaşlar hikaye maceralarıdır. Ben mesela çok arkadaş görüyorum. Bunu yayınlarda milyon kere söyledim ama eğer oynayacak bir hikaye maceranız varsa henüz %100 yapmadıysanız kristal açmaya gitmeyin. Mantıklı değil. Yani evet iyi yeni hero çıkartabilirsiniz ama çok düşük bir ihtimal. Çıkartanlar tabii ki var ama bunu asla ve asla sizlere tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken şey önce hikaye maceralarınızı bitirmektir. Zaten kabamın getirdiği maceraları oynarsanız belirli bir seviyeye gelirsiniz. Yani oyunun temel ihtiyaçlarını karşılarsınız. Mesela güzel bir prestij karşılarsınız. Ya çok baba bir euro gelmeyebilir ama prestij olarak karşılayıp en azından Türkiye için söylüyorum. Türkiye ortalamasının üzerinde prestije çıkıp çok güzel ittifaklarda yer alabilirsiniz. Bugün Türkiye'de kusura bakmayın da 13K prestijli oyuncu bulamıyoruz arkadaşlar. 13K prestijli doğru düzgün oyuncu bulamıyoruz. Vazgeçtik R4'ten. Yani ikinci, üçüncü R4'ler ve çok ikinci R4'ler çok kolay bir şekilde atılır hale gelecek. Şurada bir iki ay sonra biz R4'ten vazgeçtik. Yani 13K prestijli oyuncu bulamıyoruz. Yani mantalite bu kadar mı kötü olur bilmiyorum ama var tabii ki 13K, 14K üzeri oyuncular var ama biz 13K'yı bile bulamıyoruz arkadaşlar. Bulamıyoruz. Yani bulduk mu aa diyoruz adam oyuna emek vermiş, prestij basmış falan der hale gelmeye başladık arkadaşlar. Bu yüzden kredilerinizi yani harcamayın abi abidik gibi. Yani illa süper rare Ghost'un her gün çıkmasına gerek yok. Yani bir tık aşağısı da sizi götürür, işinizi görür. Önce hikaye maceranızı bitirin. Tabii ki inşallah ondan sonra da Herküller falan gelir diyoruz arkadaşlar. Velhasıl kelam küçük bir spoiler verdikten sonra tekrardan 7. Nisan ödüllerine döneceğim. %100 yaptığım ödüller dediğim gibi yani bizim için prestij açısından fena değil. Hani olur ikinci R4'te atılır. Ama yani 7. saniyede keşke böyle yani Pidgeotto gibi bırakmasaydı abi. Yani bu ne abi şuraya bak. Yani bir taraf Tarzan bir taraf böyle Herkül gibi duruyor. Üst tarafa birazcık daha bir şeyler vermeleri lazımdı. Sahne içi ödüllerini dediğim gibi yani onu veriyorlar eyvallah 1002 o toplamda bir 10.000 parça 6 yıldız çıkıyordu birazcık T5 birazcık da Alfa 2 yine küçük küçük krediler falan çıkıyordu ama yani çok yetersiz kalmış bence çok yetersiz kalmış bir de şu artık yani 7. saniye %100 yapıyorsun milletin elinde 6 yıldız R3 R4'ler dolmuş sen hala dandik basit 6 yıldız Nexus kristalleri falan veriyorsun inşallah bu ödüllerin biraz daha güncellenmiş hali gelir. Yani bu şekilde kısır gelmez de bir tık iki tık özellikle 7. saniyenin tek turu ve yüzüne şey 7-4'e birazcık daha bir şey gelirse güzel olur. Sanmıyorum ortalama bu ödüller gelecektir. Ortalama bu ödüller gelecektir. Belki 6 yıldız R4 atma taşı genel olmaz da arkadaşlar random olabilir. Random olabilir öyle bir değişiklik olabilir. Ama ekseriyetle ortalama bu tarz ödüller yine gelecektir. Belki bir ihtimal zor ama %100 ödülleri 6 yıldız Nexus değil de sınıf Nexus'u da eklenebilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? 10 üzerinden kaç verdiniz arkadaşlar ödüllere? Videonun altına yazarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ettik. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.